Merhaba değerli TV8'in izleyicileri. Gelişen ekonomi, yükselen Türkiye ve bununla beraber büyüyen firmalar. Bir başarı hikayesi programımızda her hafta olduğu gibi sektörün öncü firmalarına konuk olup başarı hikayelerini dinliyoruz. Buyurun zaman kaybetmeden izlemeye başlayalım. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Pendik'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise otomotiv sektöründe hizmet veren Kıdemli Motors'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Refik Sak ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi Kıdemli Motors olarak hizmet veriyoruz tabii ki ama yaklaşık 2,5-3 aylık bir mazisi var. Yani bu isim aslında... Değil mi? Tabii. Ama bu isimle Kıdemli Motors tabii olarak... Tabii bu sektörün içindeyiz ama bu isimle tabii 2,5 aydır sadece isim değişikliği yaptık. Daha önce zaten başka bir isimle yıllardır bu sektörün içindeyiz. Peki bu sektöre nasıl girdik? Nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Valla zaten yıllardır yaptığımız bir işti bu iş. Yani çocukluğumuzdan beri içinde bulunduğumuz bir sektördü. Uzun yıllardır yapıyoruz. Yani otomotiv sektöründe hizmet veriyoruz. Peki neler yapıyoruz? Biraz anlatın lütfen. Şimdi Pendik'e geldikleri zaman özellikle Kıdemli Motors'la ilgili bilgi almak istediklerinde neler söylüyoruz, neler anlatıyoruz? Valla isim zaten bu isimin adı altında biz yeni başladık. Buna rağmen bize zaten talep çok. Müşterilerimiz geldiğinde çok memnun ayrılıyorlar. Öyle. Peki bunun sebebi nedir? Neden sizi tercih ediyorlar? Önce kalite diyelim. Bir de araçlarımız çok temiz. Expert garantisinde. Temiz olmayan bir araçları biz kesinlikle galerimize koymuyoruz. Öyle. Öncelikle tabii ki araçların ekspertizi yapılıyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Biz emin olmadığımız bir aracı kesinlikle tezgahımızdan koymuyoruz, satmıyoruz. Müşteri araca gelip baktığında ekspertizine bakıp kesinlikle emin olup gidiyor ve müşterimizle memnun olarak bir daha geliyorlar. Yani müşterilerin aklında herhangi bir şüphe oluşturmuyor. Hani arabada şu var, bu var diye akıllarında bir şey kalmıyor. Tamamen şeffaf bir şekilde ayırıyorlar ve araçlarına rahatlıkla biniyorlar. Peki şimdi özellikle otomotiv sektöründe gerçi bütün sektörlerde çok önemli bir şey vardır. Dürüstlük ve evet. Güven. Bu anlamda siz bu güven olgusunu nasıl sağladınız? Dediğim gibi yani müşterilerin aklında bir şey bırakmamak şartıyla. Müşteri geldiğinde şimdi bazı yerlerde oluyor. Rast geliyoruz. Mesela müşteri geldiğinde aklına şüpheyle geliyor. Acaba aldığım araç kazalı mı? Değişeni var mı? Yok mu diye. Biz öncelikle aldığımız araçları aldığımızda biz kendimiz bir ön ekspertiz yapıyoruz. Ve müşteri aldığında ikinci bir ekspertiz yapıp tekrar müşterinin aklına hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde müşteriyi bu şekilde gönderiyoruz burada. Gittiğinde de rahatlıkla biniyor. Peki, çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen, sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Kıdemli Motors'u tercih etmelerini istiyorum tabii. Özellikle de Pendik, Sultanbeyli, Kurtköy bölgesi zaten bu bölgelerde Üsküdar'a kadar çok bilinen bir markayız. Kıdemli Motors olarak. Bizi tercih etmelerini devam etmesini istiyoruz yani.
Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Şile'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise gayrimenkul sektöründe bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? Derin Gayrimenkul'deyiz. Yanımızda brokerımız Sayın Muhammed Terzi ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Tabii inşaat sektöründe olmanız aynı zamanda gayrimenkul sektörünü de desteklemiş oldu. Bu anlamda özellikle Şile'de şu an bir marka haline geldiniz. Ve doğal olarak da markalaşma süreciyle ilgili biraz bilgi alayım sizden. Markalaşma süreciyle ilgili gelir, hani şu anda marka olarak baktığımız zaman dedik ya, işletmede kendi şahsi fikrim olarak çok uzun yıllardır böyle reklama çok ayrıcalık veren bir insan değildim ben. Ama zamanın getirdiği süreçte reklam gerçekten bir ayrıcalıkmış. Evet. Benim için önce müşterilerin ne istediğidir önemli olan. Onların isteklerine yönelik her türlü yatırım aracı olan gayrimenkulü tavsiye edebilecek gayrimenkulümüz de var. Elimizde sunum yapabileceğimiz, teklif gösterebileceğimiz, emsal gösterebileceğimiz yerlerimiz de var. Hani derseniz ki benim işim arsa, ben arsa ağırlıklı çalışıyorum. Tabii gelişmekte olan bir yerde her zaman sahil bantları, hani ön vitrin, ön çerçeve her zaman önemlidir. Kısa vadede düşünen insanlar için sahil bantlarındaki yerler her zaman doğu sahil ve batı sahil kümesinde ve Şile merkez olmak kaydıyla yatırım yapabilirler. Burada bir sıkıntı yok. Yani her metrekaresi benim için de çok değerli. Ama sonuçta destek almak istedikleri zaman, tabii, özellikle Şile'ye geldiklerinde derin gayrimenkul olarak onların yanındayız. Yanındayız. Öyle değil mi? Her zaman. Her zaman yanındayız. Herkes iyisini istiyor. Ama herkesin bir bütçesi, bir sermayesi var. Evet. İşte buna nazaran baktığımız zaman herkese hitap edebilecek yerimiz mevcuttur. Hani diyorum ya, ayrıcalıklı bir yer sunamıyorum ben Şile'de. Benim için Şile'nin her karesi aynı. Güvenin haricinde bir iş yaparken istişare yapmak çok önemli. Hani değişik fikirlere danışmak, muhakkak, hani sadece çok önemli. İncelemek, yaptığınız işin ne olduğunu, hani sonunun ne olabileceğini bilmek çok önemli. Bunun için de biz doğru olanı yönlendirmeye çalışıyoruz insanlarımıza. Aslında onları daha doğrusu rehber görevi görüyoruz, köprü görevi, evet, görüyoruz. Bilgeli. Alıcıyla satıcı arasında köprü görevi görüyoruz. Bu anlamda daha şeffaf satış politikamızla müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Evet. Öyle değil mi? Bu da güven olgusunu sağlamış. Güven oluyor ama dedik ya, şimdi yıllarca uğraşırsınız güven için. Yani bir dakikalık bir olayınız bütün güvencenizi insanların gözünde bitirir. Evet, bu anlamda Şile'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da her zaman desteğiz. Derin gayrimenkul olarak buradayız, bekliyoruz diyelim mi? Diyelim ve Şile'de yatırım yapmak isteyen herkese sadece dostane bir tavsiyem, muhakkak bir bilene muhakkak danışsınlar. Yeme işin uzmanına, duayenine, yani size. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Ümraniye'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise hazır giyim sektöründe çok köklü bir firmadayız. Neredeyiz? Modaname'deyiz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Sultan Kandemir ile birlikteyiz. Merhaba Sultan. Merhaba. Bey. Nasılsınız? İyiyim, sizden sonra nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok çok iyiyiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Şimdi tabii ki birçok ürünümüz var. Onlarla ilgili, evet, işletmemizin, firmamızın özellikleriyle ilgili bilgileri alacağız ama öncelikle ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl gelişti, sizden dinleyelim. 2005'te başlayan bir firma. Kendi bu işte çalışıyorduk. Şu anda kendi işimizi yapmaya başladık. Ailece kendi işimizi yapmaya başladık. Aile şirketi abi kardeş olaraktan başladık bu işe. Kendi büyüttük. Şimdi anda Ümraniye Meydanı'nda
meydan tam göbeğinde, alt katlı bir mağazada kendi işimizi yapmaya devam ediyoruz. Sektörümüzde şu anda bayan giyimi olaraktan bütün her şey vardır. Kışlık kaban, pardüse, abiye, tesettür abiye, açık abiye, günlük kıyafetler, pantolon, etek, gömlek. Bayana özel olarak yani bir bayanın burada gelip boş çıkmayacağı bir mağazamız. Alt katlı bir mağazamız. Kesinlikle her zevke uygun ve her tarza uygun ürünler var. Doğal olarak da bu da sirkülasyonu sağlıyor ve memnuniyeti sağlıyor. Aynen. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Esenyurt'ta devam ediyor. Şimdiki durağımız ise otomotiv sektöründe bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? Elit Motors'tayız. Yanımızda firmamızın ortaklarından Sayın Sercan Deniz ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz, programımıza da konuk olduğunuz için. Tabii ki hizmetlerimizle ilgili bilgiyi sizden alacağız. Ve tabii ki farklılıklarımızı, özelliklerimizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız ama öncelikle firmamızı tanıyarak başlayalım. Nasıl oluştu, nasıl gelişti? İlk başlarda hobi olarak yapıyordum bu işi. daha sonradan ilerlettim yani. Nasıl ilerlettim? Arkadaşımla alım satım yapıyorduk, öyle tek tek başladık falan. Bir gün oturduk, karar verdik. Dedik resmiyete dökelim. İşte daha profesyonel yapalım dediniz. Tabii. Daha profesyonel yapalım dedik. Bu hale geldik işte. Aslında hobiniz mesleğiniz olmuş oldu bir bakıma. Yani. Yine sonuçta araç tutkuydu benim değil için. Mi? Araç tutkunu olarak bu hizmeti de halkımıza sunmak istediniz. Tamamen profesyonel bir şekilde yapalım dediniz ve yapmaya da başladınız. Tabii burada alt segment, üst segment, orta segment araçlarımız var. Öyle var, değil mi? Üst segment de var, orta segment. Genelde orta segment çalışıyoruz. Tercihimiz orta segment, piyasa araçlarına göre çalışıyoruz. Evet, çok genç bir girişimcisin. Bu anlamda yolunuz çok uzun. Doğal olarak da biz de size başarılar diliyoruz. Başarılarınızı katlanarak devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Ve çok teşekkür ediyoruz biz tekrar programımıza konuk olduğunuz ve ağırladığınız için. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Elit Motors olarak biz buradayız zaten. Sattığımız araçların da arkasındayız. Herkesi de bekleriz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Başakşehir'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise tekstil sektöründe, dünyada yüz akı firmalardan bir tanesindeyiz. Neredeyiz? GDM Tekstil'deyiz. Yanımızda da firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Murat Aydın ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi firmamızla ilgili tabii ki birçok bilgiyi sizden alacağız ama. Mutlaka. Nasıl oluştu, nasıl gelişti? Şimdi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağımız hikaye gerçek bir başarı öyküsü. Gerçek bir başarı hikayesi. Bununla ilgili öncelikle nerede başladık, nasıl oluştu, nerede başladı bu hikaye diyerek programımıza da başlayalım. Firmamıza İstanbul'da bundan 15 yıl önce 50 metrekarelik bir ofiste tekstil kentte başladık. Ve zaman içerisinde, geçen yıllar içerisinde buraya kadar getirebildik firmamızı. İlk başladığımızda 2 çalışanımız vardı ve 50 metrekarelik bir ofisteydik. Ve gün içerisinde ve zaman içerisinde çalışarak, konseptimizi geliştirerek çalışanlarımızı arttırdık. Firmamızı organize sanayiye taşıdık ve Avrupa'nın çok çeşitli noktalarında da showroomlar açarak zaman içerisinde bu hale getirdik. Şu anda dünya tekstil piyasasında gerçekten hatırı sayılır bir paya sahip ve özellikle tabii ki firmamızın
başlangıç itibariyle Türkiye ama şu anda tamamen yurt dışı. Yani dünya payı piyasasında tabii 78 ülkede bir ağımız var ve satış alanlarımız var. Bunun en güçlü olduğumuz ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri. Ama Latin Amerika ülkelerinde güçlüyüz, Amerika'da güçlüyüz, Avustralya, Arap ülkeleri. Yani dünyaya çok ciddi bir network halinde yayılmaya devam ediyoruz. Peki Türkiye'ye açılma gibi bir planınız var mı? Yani gelecek planlamamızın içerisinde mutlaka Türkiye'de var ama önümüzdeki bir yıl içerisinde şu anda Türk marketine girmeyi düşünmüyoruz. Evet ama dünya tekstil piyasasında dediğimiz gibi hatırı sayılır bir paya sahip firma bazında ama tabii ki bu anlamda markalaşarak tabii ki devam yani ediyoruz. Çünkü bir dünya markası bu anlamda özellikle tekstil sektöründe özellikle insanlar tarafından kabul görmesi adına da markalaşma yolunda olmak gerekiyordu. Şu anda da bir marka. Doğal olarak bu markalaşma süreci nasıl oluştu, nasıl gelişti? Yani şu anda dünya marketinde ciddi olarak tanınmış Türk markalarından biriyiz. Bu markalaşma sürecinde geçmişe yönelik tecrübelerimizi, modellerimizi güncel renklere aktararak başarıyı yavaş yavaş sağlamaya devam ettik ve şu anda dediğim gibi dünya tekstil marketinde ciddi bir pazar payına sahibiz. Türkiye'deki üretim yapan firmaların içerisindeki ilk 10 içerisinde gösteriliyoruz. Evet, Giorgio Di Mare markamız. Dünyada bilinen bir marka. Bununla birlikte sadece Avrupa Birliği ülkelerinde yokuz, dediğimiz gibi birçok yerde varız. Aslında ulaşabildiğimiz her noktada varız tekstil olarak. Aynen. Tekstil sektöründe. Peki bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Başarının sırrı nedir sizce? İşimize inanmak, güvenmek ve aşk ile yapmak diyelim biz buna. Dediğim gibi biz işimizi seven insanlarız. Sabah geldiğimiz zaman işimize konsantre olup ve yarını ne yapacağımızı planlayarak, her zaman bir adım sonrasını düşünerek hareket ettik. Ve hala o şekilde de hareket etmeye devam ediyoruz. Gelecek 5 yıl içerisindeki planlarımız hepsi hazırdır şu anda. Çünkü çok gençsiniz ve dediğimiz gibi kısa bir zaman değil, tabii ki çok büyük bir zaman dilimi ama sonuçta kökende tekstil olunca, değil mi? Kesinlikle öyle. Aslında dededen. Tabii dededen bir aile mesleği bizde tekstil. Benim dedem terziydi. Terzilikten ben de buradaki ürünlerin hepsini oturup dikebilecek bir el becerisine sahibim. Tabii o donanım zaten var, altyapı var, background çok güçlü olunca doğal olarak da tekstilin aslında hazır giyim sektöründe diyebiliriz. Aynen öyle. Her anlamda ürün bazında, tasarım bazında birçok çalışmayı, uygulamayı da kendi bünyemizde yapıyoruz. Kesinlikle. Zaten. Kesinlikle. Zaten ben kendim de tasarımcıyım. Uzun yıllar firmanın tasarımlarını kendim yaptım. Şu anda vakit bulamadığım için tasarım ekibiyle ortaklaşa çalışıyoruz ama uzun yıllar tek başıma yaptım bütün tasarımları. Peki bir dünya markası olmak bu anlamda çok büyük bir gurur kaynağı ama doğal olarak burada aynı zamanda Türkiye'ye çok büyük bir ekonomik girdi ve çok büyük bir istihdam demek. Kesinlikle. Oluyor. Bine yakın çalışanınız var. Değil mi? Bu da çok büyük bir gurur kaynağı değil mi sizce? Yani ülkemiz adına tabii ki elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Yani sadece kendimiz için de biz tabii ki de Avrupa Birliği'nin dışında işte Pakistan, Bangladeş için de üretim yapabiliriz ama her zaman ülkemizin kalkınmasını ve kendi topraklarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. En önemli faktörlerden biri değil profesyonel mi? Bir ekiple çalışmış olmak. Kesinlikle. Bu anlamda ürün bazında da, ürün gamında da çok farklı ve çok güzel, kaliteli ürünler. Çünkü hepsi kaliteli malzemelerle yapılan ürünler. Kesinlikle. Bunlar neler ürünler. Biraz anlatabilir miyiz? Neler var, neler yok? Kendi markamızı en iyi şekilde üretip, en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz ve en kaliteli ürünleri elimizden geldiğince üretiyoruz. Tabii burada üretirken de hanımları ve beyleri unutmuyoruz. Tabii ki, tabii ki. Hem hanımlara hem beylere burada çantamızdan tutun da işte kemere kadar ve aynı zamanda tişörte kadar, pantolona kadar, monta kadar birçok farklı ürün konseptinde hizmet tabii, veriyoruz. Tabii bir insanın üzerine giyebileceği her şeyi üretiyoruz diyebilirim size.
Bu anlamda da özellikle beyler ve hanımlar için de çok büyük bir avantaj, ama tabii ki dünya pazarı için büyük bir avantaj. Çünkü bir girdikleri zaman bütün ürünleri konsept bir şekilde bulabiliyorlar. Yani çorabından şapkasına her şeyi temin edebilirler herhangi bir mağazamıza girdikleri zaman. Evet, bu anlamda da özellikle sizin gibi olmak isteyen genç nesle neler söylemek istersiniz? Özellikle iş hayatında başarılı olmak. İş hayatında başarılı olmanın için birinci kuralı işinizi sevmektir. İşinizi sevip aşk ile bağlı olursanız her zaman onu bir adım öteye götürmek için elinizden geleni yaparsınız ve her zaman da başarılı olacaksınızdır. Evet, aslında sadece tekstil sektörü değil, tüm sektörlerde geçerli olan bir akçe. İşi sevmek ve sabırla çalışmak. Ama zannediyorum biraz da cesaret gerekiyor. Tabii ki. Değil mi? Yani cesur olmadığınız sürece korkak bir dövüş kazanılamaz. Savaşlar hep cesaretle kazanılmıştır. Biz bu firmayı kurduğumuz zaman eğer korkak dövüşmüş olsaydık şu anda Türkiye marketinde sıfırdık. Biz en agresif büyüme şeklinde çalıştığımız için bu hale getirebildik bu firmayı. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz, programımıza da konuk olduğunuz için son olarak neler söylemek, neler eklemek istersiniz? Yani bu başarı öyküsünü dediğim gibi çalışarak elde ettik. Tüm genç girişimcilerin agresif bir şekilde çalışmasını tavsiye ederim onlara. Bir çalışmanın her zaman bir sonucu mutlaka olacaktır. Başarı çalışmadan gelir. Değil mi? Meyvelerini de toplayacaksınız. Kesinlikle. Şimdi sizin topladığınız kesinlikle gibi başarı öyle kolay bir şey değil, ama bunun için öncelikle cesaret ve tabii ki sabır ve çalışmaktan geçiyor. Ve gözü kara olmak gerekiyor. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Üsküdar Acıbadem'de devam ediyor. Şimdi gayrimenkul sektöründe bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? Renk Gayrimenkul'deyiz. Yanımızda brokerımız ve makine mühendisimiz Sayın Mustafa Reyhan Özercan ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz? Bizler de çok iyiyiz. Şimdi gayrimenkul sektöründe neler var neler yok, bunlarla ilgili ve özellikle renk gayrimenkule dair birçok bilgiyi sizden alacağız. Ama öncelikle firmamızla ilgili biraz bilgi alalım. Nasıl oluştu, nasıl gelişti? Firmamız 4 yıldır Acıbadem bölgesinde hizmet veriyor. Esasında broker ortaklarımla birlikte Kadir Bey ve Coşkun Bey ile 25 yıldır Acıbadem'de yaşıyoruz. Bölgeye çok hakim bir firmayız. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Aslında başarınızın sırrı da burada kesinlikle, zannediyorum değil mi? Kesinlikle öyle. Konuya hakim olmanız, işi iyi bilmeniz ve işi severek yapmanız. Kesinlikle böyle. Hem müşteri memnuniyeti odaklı çalışmamız artı müşterilerin bize duyduğu güven arkasından tekrar birlikte olmamızı sağlıyor. Temel felsefemiz bu. Bundan hiç taviz vermiyoruz. O müşteri güveni sağladıktan sonra zaten iş kendiliğinden geliyor. Bizim bir artı bir değer yapmamıza gerek yok. Kesinlikle. İşlemlerini sonuçlandırıyoruz ve o mutlulukla diğer işlemlerimizi peşini kovalıyoruz ve güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Peki, gayrimenkul sektöründe biliyorsunuz güven olgusu çok önemli ve bu anlamda halkın yaşadığı tabii ki birçok ön yargı var. Özellikle gayrimenkul sektöründe olan kişiler için, çalışanlar için. Siz bu güven olgusunu nasıl sağladınız? Bu ön yargıyı nasıl yıktınız? Hepimiz kurumsal firmalarda çalıştık ve belli bir aşamadan sonra bu sektörün içerisinde bulunduk. Hem yerel, bölgesel gayrimenkul firmalarını hem de kurumsal firmaları çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla kurumsal firmalardaki düşünce anlayışıyla bölgesel çalışan emlakçılar arasındaki düşünce anlayışını birleştirerek duygumuzu da katarak müşteri odaklı çalıştığımız için başarıyı sağladık.
durağımız ise lezzet durağı. Köşemizde Yusuf'un yerine konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin sahibi ve ustamız Sayın Yusuf Toprak ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Hoş nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz sormak. Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi Yusuf'un yeri olarak çok uzun yıllardır bu sektörün içindeyiz ve sektöre hizmet veriyoruz. Tabii ki lezzetlerimizden bahsedeceğiz ama nasıl oluştu, nasıl gelişti sizden dinleyelim. Evet, lahmacun, en çok güzel lahmacun burada her şekilde tepe ediyorum şu anda. Ondan sonra 1992'de devam ediyorum burada. En güzel hizmet ve güzel bir şekilde devam etmeyi istiyorum. Tabii kalite, her şey en güzeli yapmaya çalışıyorum biz. Ve tabii yazın ve kışın açık. Yazın açıktır. Bayağı çok güzel. Yani kışın bayağı kapatıyordum ama şu anda kapatmıyorum. Bundan sonra açıktır. Evet. Tabii sadece burada lahmacun değil. Bununla birlikte kıymalı pideler pidemiz var. Pide çeşitlerimiz var. Adana var. Dürümümüz var. Urfa dürümümüz var. Evet. Tavuk şişimiz var. Her şey. Her lezzet, her damak tadına uygun lezzetlerle evet. Yusuf'un yerinde bekliyoruz diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla Nispetiye Mahallesi'nde Etiler'de devam ediyor. Şimdi de güzellik sektöründe bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? Yamaç Kazıcı'dayız. Yanımızda saç tasarımcımız Yamaç Kazıcı ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizim programımıza konuk olduğunuz için ve doğal olarak bizleri ağırladığınız misafirperverliğiniz için her şeyden önce. Şimdi tabii ki Yamaç Kazıcı olarak yaptığımız birçok uygulama var burada. Bunların hepsini anlatacağız tek tek. Özellikle bayların dikkatini çekebilecek bu yılın saç renklerinde, trendlerinde neler var? Bunlarla ilgili birazdan bilgileri alacağız ama öncelikle Yamaç Kazıcı kimdir? Biraz sizi tanıyalım. Başlayalım programımıza. Teşekkür ederim. Yaklaşık 20 küsur yıldır bu sektördeyim. Bunun yaklaşık bir 4-5 yılı çıraklık, yardımcılık ve kalfalıkla geçti. Ondan sonra asıl profesyonel hayatıma başladım. Yıldır sektörün içindeyim. 13 yıldır da kendi salonumu işletiyorum. Ve 13 yıllık bir marka aslında Yamaç Kazıcı. Doğal olarak burada kendi işletmenizde 13 yıllık bir geçmişe sahip ama background'umuza baktığımız zaman da çok güçlü çıraklığından aslında bu işin mutfağından gelen biri olarak çok büyük bir emekle buralara kadar geldiniz. Öyle değil mi? Evet, gerçekten de büyük salonlarda çalıştım. Çok önemli kişilerle çalıştım. Çok önemli iş adamları, iş kadınları, bunlarla tanışma fırsatı yakaladım. Dolayısıyla onlara imaj, yeni bir şeyler yaratmaya başladım. Bu da kendi işimde level atlamama sebep oldu. Doğal olarak da yaptığınız uygulamalar kaliteli ve başarılı ve bu yüzden de tercih ediliyorsunuz. Bundan sonrasında yine hizmetlerimiz devam edecek, uygulamalarımız var. Hizmetler kısmında, hizmetler bazında tabii ki butik çalışıyoruz ama farklı çalışmalarımız da var. Başka neler yapıyoruz? Burada manikürümüz var, pedikürümüz var değil mi? Başka neler var? Saç kesimi dışında erkeklerde dediğim gibi farklı saç boyamalar var, renk kırma var, saç düzleştirmeler var. Yani bu sokakta adı defrize geçiyor ya da işte Brezilya fönü geçiyor ama biz bunu farklı bir uygulama yapıyoruz. Daha doğal görünümlü. Yaklaşık 3 ay işte kıvırcık bir saçı %70 düzleştirerek daha modern bir hale getirebiliyoruz. Peki, başarılarınızın devamını diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok tekrar sağ olun. Geldiğiniz için çok memnun oldum. Sağ olun.
Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Tüm Hızıyla Beykoz Anadolu Hisarı'nda devam ediyor. Şimdiki durağımız ise çok yeni bir mekandayız. Çok şık, çok güzel bir mekandayız. Neredeyiz? Kilway Kafe Restorant'tayız. Yanımızda firmamızın ortaklarından Sayın Fırat Kılıç ve Can Talay ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi mekanımızla ilgili, tabii ki lezzetlerimizle ilgili birazdan sizden bilgiler alacağız. Tabii. Can Bey, ama öncelikle mekanımızın kuruluşuyla ilgili biraz bilgi alalım. Başlayalım programımıza. Tabii. Öncelikle şöyle, bizim kuruluşumuz aslında çok eskiye dayanmıyor. Biz burada bir aile ortamı kurduk. Hep beraber burada işletiyoruz. Bundan yani bir 3 ay önce aslında böyle bir yer açma niyetimiz vardı bizim. Konuşuyorduk ama tabi önce yer bulmak biraz sıkıntı tabi burada. Hepimiz burada oturuyoruz zaten. Böyle bir yer geldiğinde de nasıl olur, nasıl yapalım? Karşımızda da işte kafeler var, nasıl olur, nasıl yapabiliriz? Kendi istediğimiz gibi nasıl olur diye düşündük. Hep beraber böyle büyük bir masaya yani oturduk. Nasıl olur diye isim, önce isimden başlayarak. Yani çok kısa aslında bunun şeyi. Başladık. Önce ismi ortak bir kararlaştırdık. Ondan sonra tabaklarımızı nasıl olur, nasıl sunum yaparız? Nasıl biz başka bir yere gittiğimizde nasıl memnun kalırsak insanlara da öyle bir şey sunalım istedik. Aslında bir arge yaptınız. Aynen öyle. Tabii. Bunun doğrultusunda da işte yavaş yavaş oturttuk zaten. Bir ay bir tadilat sürecimiz oldu. Ondan sonra... Tabii dekorasyon... Tabii yani hepsine tek tek, tabii hepsine tek tek beraber hep beraber gittik. Ailece gittik işte buradaki ampullerimizi, avizelerimizi alırken şişhaneye gittik. Tabaklarımızı almak için evin önüne gittik hep beraber. Çatallarımızı almak için tek tek onları uğraştık. Bu da zor bir süreçti. Zordu yani bizim için. Yani bir... Ama tabii tatlı da bir şey aslında yani böyle bir şey kuruyorsun, yeniden sıfırdan bir şey kuruyorsun. Ve çok büyük bir emek var. Öncelikle. Öncelikle emek var. Tabii şimdi bir de aile yeri olduğu için yani herkes kanla başla severek yapıyor bu işi. O da çok önemli. Yani güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Aile çekmesi yaptık sonunda. Evet, aynen öyle. Tabii ki dekorasyon size ait. Tüm olduğu gibi her şey size ait ve burası 3 katlı bir mekan. Aynen öyle. Bu anlamda butik bir restorant, kafe restorant burası. Bu anlamda dünya mutfağı hakim doğal olarak. Tabii özellikle Kars yemeklerinin güzel yöresel lezzetlerini de burada sunuyoruz, ikram ediyoruz sevgili misafirlerimiz, ama bunlar neler biraz anlatın lütfen. Şimdi öncelikle bizim mantımız çok meşhur. Mantımız el yapımı, dışarıdakiler gibi hazır değil. Kendi aşçılarımız özel olarak bu işi yapıyorlar. Özellikle yemeklerimiz, köftelerimiz, işte dünya mutfağına çeşit çeşit normal bir sunumda yapmıyoruz. Mesela dışarıda gittiğiniz zaman yanınızda atıyorum bir patates, bir soğan halkasıyla verildiği zaman biz onları çok güzel garnitürlerle süslüyoruz. İşte değişik lezzetleri insanlara tattırmak istiyoruz bu konuda. Aşçılarımıza da güveniyoruz. Aslında buradaki lezzetlerimizin hepsinin çok büyük emekleri var tabii ki. Aşçılarımızın el lezzeti var ama hepsi butik hazırlandığı için ve doğal olarak anne eli değmiş gibi. Evet. Bu anlamda çok güzel bir şey tabii ki. Bu özellikle işletme adına çok önemli bir faktör. Çünkü sizi bir tık ileriye taşıyacak aslında lezzetler. Tabii ki hizmet kalitesi de çok önemli ama en önemli şey aslında burada hizmet ve lezzetler. Biz gelen müşterinin hakikaten çok konforlu bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Geldikleri zaman yedikleri yemekten lezzet alsınlar, keyif alsınlar. Buradan keyifli bir şekilde ayrılsınlar ki biz de keyif alalım bu işi yaptığımız işten. Onları mutlu gördükçe çünkü biz de mutlu oluyoruz. Mesela biz mesela bayat ütü satmak istemiyoruz. Günlük olarak pazarlara çıkıyoruz. Burada çevremizde her gün bir yerde pazar var. Günlük olarak gidiyoruz. Taze malzemelerimizi alıyoruz. Bu şekilde insanlara taze ürünü sunarak bir de çok önemli kendi yöresel lezzetlerimizi koyuyoruz. Mesela sabahleyin kahvaltıda bir bizim yöremizde nazık nan deniyor. Katmer diye de geçiyor işte, katmer diye de söyleniyor. Kahvaltıda bu ürünü de veriyoruz. Yani deneyen insanlar, ilk defa yiyen insanlar çok beğeniyor. Mesela mantı normal Kayseri mantısı değil, bizim Kars mantısıdır, büyüktür böyle. İnsanlar yediği zaman böyle ağızlarında hakikaten dolu dolu böyle güzel bir lezzet bırakıyor. Herkesi King Bey'e bekliyoruz. Peki, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sağ olun. Buyurun Fırat Bey, sizden alın. Biz de yolu Anadolu Hisarı'nı düşünen herkesi keyifli, sohbet edebileceği, sıcak bir ortamda bulunabileceği
bir kafe olduğu için herkesi buraya bekliyoruz. Biz burada izliyoruz. Biz burada izliyoruz. Biz buradayız. Değil mi? Evet. Hı. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Pendik'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise birçok farklı branşta hizmet veren İKRA gruba konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi çok genç bir kardeşimiz Emre Kandemir ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun, bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi İKRA yaklaşık 14 yıllık bir kuruluş. Ailemizin kurmuş olduğu bir kuruluş. Sonrasında devam ederekten tekstille başlamış bir kuruluş. Zamanla artık biz yetiştikçe, büyüttükçe bunu biraz daha genişletelim, büyütelim diye düşünerekten tekstile otomotivi ekledik biz sonradan. Buna modifiyeli araçlarla başladık. Önce hobi olarak başladık. Daha sonrasında biraz daha hani işimiz gereği ticarete dönüştürdük. Firmamızı otomotiv olarak da devam ettirme kararı aldık. Hobiyle başlayan hikaye şu anda aslında mesleğiniz oldu. Kesinlikle öyle. Kendi branşınız oldu. Aynen. Yine aynı sektörde de, otomotiv sektöründe de uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Otomotiv sektöründe vermiş olduğumuz kaliteyi zaten tekstilden gelen bir durum olduğu için 14-15 yıllık bir geçmişimiz var. Kesinlikle. İnsanların sizi hani tercih edebilmeleri için kaliteli öncelikle olmak zorundasınız. Tabii ki geçmiş çok önemli. Kesinlikle. Background çok önemli. Bu anlamda da tekstil sektöründe gösterdiğimiz başarıyı şu anda da otomotiv sektöründe gösteriyoruz. Doğal olarak başarıyı yakaladık. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Ümraniye'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise güvenlik sektöründe bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? MN Poligon'dayız. Yanımızda firmamızın müdürü Sayın Turan Yılmaz ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi MN Poligon olarak hizmetlerimizle ilgili birazdan bilgi alacağız sizden. Evet. Tabii ki eğitimlerden vesaire birçok bilgi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız, evet. Ama öncelikle MN Poligon'u biraz tanıyarak başlayalım. Ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? MN Poligon 2013 yılında başka bir firmadan devralınarak kuruldu. Ekol Grup güvenlik bünyesi altında olan bir poligon. MN Poligon ismi de Mehmet Naci Efe'den gelen, yani Ekol Grup'un kurucusu olmasından gelen bir şey. 2013'ten beri faaliyet gösteriyoruz burada. Evet, peki ne tür faaliyetlerimiz var? Biraz anlatın lütfen. Yani genelde atış yaptırıyoruz burada. Yani silahı olan veya olmayan, yani her türlü insan, 18 yaşını doldurmuş bütün bireyler gelip burada atış yapabiliyorlar. İşte girişte bir kayıt defterimiz var. Poligonda uyulması gereken kurallar. Ondan sonra geçiyoruz, işte içeride silah tercihleri var. Hangi silahla atış yapmak isterlerse. İnsanlar genelde şunu diyorlar, işte uzun namlu var mı? Maalesef Türkiye'de uzun namlu hiçbir poligona verilmiyor. Sadece tabanca, yani kısa namlu tabancalarla atış yapılıyor burada. Yani gelen kişi hiç silah bilgisi olmasa bile, kendi silahı varsa silahının sökülüp takılmasından ve atış yapma tekniklerine kadar her şeyi anlatıyoruz onlara. Tabii uzman bir kadroyla, tabii, değil mi? Tabii. Asker ve polis kökenli kadrolarımız var. Bu anlamda hocalarımız eşliğinde, evet, eğitmenlerimizle birlikte bu eğitimleri tamamlıyoruz. Aynen. Peki özellikle eğitim almak için ne tür kriterlerimiz olmalı? 18 yaşını doldurmuş herkes gelip atış yapabiliyor. Yani fiziki yapısı uygunsa, özürlü falan değilse, işte tabancayı tutabilecek şekilde olan herkese atış yaptırıyoruz burada. Çünkü bu genel olarak her yere açık bir yer. Yani sadece emniyet veya askeriye gelip burada atış yapma değil de dışarıdaki normal sivil vatandaş da gelip burada atış yapabiliyor.
Şimdi öncelikle eğitim almak için buraya gelen kişileri ne tür aşamalardan geçiriyoruz? Eğitimden kastımız atış yapmayı bilmesi açısından. Yoksa yani burada kimseyi eğitip bir numaralı işte atış yapabilen bir insan yetiştirmiyoruz burada. Sadece eğitim veriyoruz. Yani bir silah bulduğu zaman ya da bir silah evinde varsa en azından kurcaladığı zaman zararı nedir, faydası nedir, silah mermi ağzında mıdır, değil midir, bunları öğretiyoruz insanlara. Evet. Bu anlamda öncelikle tabii ki korunma amaçlı. Tabii. Yani zaten tabancaların yapılış amacı yani korunma amaçlı. Çok yani teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Yani bireysel silahlandırmayla ilgili genelde insanlar bunu çok istiyorlar ama devletimiz buna engel teşkil ediyor. Yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bireysel silahlanma olduğu zaman herkese ruhsatlı silah verildiği zaman ruhsatsız silahlara biraz rağbet azalır. Çünkü adamda gerçek silah varsa ve ruhsatlıysa o adam bir suç işlemeye korkar. Suç işlediği zaman anında yakalanabileceğini de bildiği için yani bireysel silahlanma olursa bence Türkiye'de daha iyi olur. Değil mi? Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür tekrar ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Ekran başına saç bakımından son trend neler ve günün modası neler, gelin işin uzmanından Aza Kuaför Adem İncesu'dan dinleyelim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Biz de iyiyiz. Şimdi aynı zamanda renk uzmanıyız, saç tasarımcısıyız. Tabii ki bunlarla ilgili birçok bilgiyi ve özellikle burada yapılan, Aza Kuaför'de yapılan birçok uygulamayı sizden dinleyeceğiz birazdan ama öncelikle saç botoksu nedir, kimlere uygulanır sizden dinleyelim. Saç botoksu keratinle yapılan bir şey. İçinde limon asitleri ve protein var. Çok yıpranmış saçlarda, aşırı yıpranmış saçlarda hem sakinlik hem dinginlik kazandıran bir bakım uygulaması. Son dönemlerde de çok sıkça kullandığımız bir bakım uygulaması. Hı hı. Tabii günün stresi, yorgunluğu, yoğunluğu bu anlamda saçlarımızı da çok aşırı derecede azaltıyor ve döküyor. Kesinlikle. Doğal olarak kadınların aksesuarları saçları. Ve bu anlamda özellikle botoks yaptırdığı zaman da, saç botoksu yaptırdığı zaman da sağlıklı ve ışıl ışıl güzel saçlara sahip oluyor. Kesinlikle. Ve tabii ki bunu burada siz yapıyorsunuz, uygulamayı. Bunun haricinde burada birçok uygulama var. Bunlar neler? Biraz bahsedelim lütfen. Renk uygulamaları, ombreler, balyajlar, özellikle ombreler son yıllarda sıkça yaptığımız uygulamalardan. Programımız tüm hızıyla Sultan Belli'de devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise bağımlılık yapan lezzetleriyle İmren Köfte'nin konuğu oluyoruz. Firmamızın sahipleri, şirketimizin sahipleri Sayın Şerif Gök ve Sayın Arif Orhan Gök ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi birazdan lezzetlerimize geleceğiz tabii ki. Lezzetlerimizi anlatacağız ama öncelikle firmamızı biraz tanıyarak başlayalım. Nasıl oluştu, nasıl gelişti, günden bugüne? Evet. İmren Kilo ile Köfte Sultanbeyli'nde 2013 senesinde burada hizmet vermeye başladık. Tabii tarihçemiz çok öncelere dayalı olmasıyla beraber işletmemizdeki sunmuş olduğumuz ürünler hakkında etlerimizin doğallığı ile ilgili kendi yetiştirdiğimiz çiftliklerimizde üretilip, daha doğrusu büyütülüp, ondan sonra entegre tesisinde kesilip, parçalama tesislerinde parçalanıp tekrar ustamızın Orhan Bey'in sihirli elleriyle tezgahımıza kadar geliyor. Bu anlamda çok uzun yıllardır bu sektörün içindeyiz. Tabii. Ve işin iyisini, etin iyisini de biz biliriz diyoruz, evet, değil mi? Evet, evet, evet. Bu anlamda öncelikle tabii birçok farklı lezzetimiz var ama şimdi lezzetlerin en önemlisi burada, en önemli
faktörü doğal olması. Kesinlikle. Özellikle köyde yetişmiş olması. Kesinlikle. Ben buraya kadar, mutfağımıza kadar gelmesi. Çünkü aynen katılıyorum. Bizim ürettiğimiz mamullerdeki kullandığımız etler %90'ı kendi hayvanımız. Hı. Neticesinde bu hayvanların doğal ortamda yemlenmesi. Yemlenmesi, beslenmesi, bu dağdaki keki alması bu etine ayrı bir aroma katıyor. O aromayla beraber kendi işletmemizdeki içine kullandığımız az da olsa baharat çeşidiyle beraber köftemiz şaha kalkıyor diyelim. Evet, gerçekten de öyle. Şimdi burada 3 yıldır hizmet veriyoruz. Evet, Sultanbeyli'de 3 senedir. De var. Evet. Değil mi? Evet. Nerede başladın? Bursa Orangazi'de yaklaşık 14 yaşındayken başladık. Hı hı. Günümüze kadar emin adımlarla geldik. Ve çok büyük bir emek var aslında. Evet. Ben bugüne evet. Kolay değil. Ama sonuçta şu anda neredeyiz? Sultanbeyli'deyiz ve şubeyle birlikte. Evet. Hizmet devam veriyoruz değil mi? Evet, evet. Peki kaç kişilik bir ekip hizmet veriyoruz? Yaklaşık bir 20-25 personelimiz. Tabii işin yoğunluğuyla alakalı. Mesela işlerimiz çokken çoğalıyor, azken 3-5 aşağı olabiliyor bunlar. Şu anda 20-25 kişilik bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Şimdi tabii ki burada personelimiz çok önemli. Evet. Çünkü hizmet kalitesi evet. Çok önemli. Evet. Ve çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Ve özellikle paket servisimizden dolayı evet. Da çok büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Çünkü evet, söz konusu. Çok güzel bir lezzet. Evet. Tabii dediğimiz gibi ustamızın da ellerinden. Yetiştiremiyoruz. O maharetli ellerinden evet. De güzel lezzetler çıkıyor. Hatta bazen evet. Telefonu bile kapatabiliyoruz, yetiştiremiyoruz. Değil mi? Evet. Değil evet, mi? Evet. Bu çok güzel bir şey değil mi sizce? Yapılan bütün emeklerin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor bu bize. Yani biz başarıya ulaşıyoruz ki sürekli aranıyoruz. Ayrıca ismimizi bütün Türkiye'ye ve sevenlerimize duyurmayı planlıyoruz. Yaklaşık bunları planlarken de kendimize 10 sene gibi bir zaman aşımı, zaman süreci belirledik. İnşallah güzel yerlerde İmren Köfte'yi görebileceksiniz. İnşallah Türkiye çapında bir marka İnşallah, haline getirmek en büyük planlıyoruz. Yolunuz çok uzun. Başarılar diliyorum size. Teşekkür Hatta ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ve çok teşekkür ederiz. Ederiz. Rica Onu ederiz. Konuk ettiğiniz için. Siz de bizi kırmadığınız için, geldiğiniz için. Siz de biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok mersi. Onur bizim için. Merhaba sevgili izleyiciler. İçten dışa değişime hazır mısınız? Ruh ve beden, zihin bütünlüğü için neler mümkün? Bunun için tabii ki işin uzmanına başvurduk. Yanımızda Golden Hill Wellness Stüdyo'nun kurucusu ve aynı zamanda yoga ve pilates eğitmenimiz Sayın Şebnem Özden ile birlikteyiz. Ve konuya dair ve daha birçok konuya dair kendisinden bilgi alacağız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki hizmetlerimiz var. Ve bununla ilgili birçok konuya dair dediğimiz gibi bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle sizi kısaca tanıyalım. Şebnem Özdenli adım. 1967 doğumluyum. 50 yaşındayım. Maşallah. Teşekkürler. Fakat öyle hissetmiyorum hiçbir şekilde. İnsan hissettiği yaştadır derler ya. Bunda tabii ki bol aktiviteye ve devamlı öğrenciliğe borçlu olduğumu düşünüyorum.
Benimki burası tam bir emeklilik sonrası hobilerini işe dönüştür projesi oldu. Oldum olası ben hep seyahatlerdeydim yurt dışında. Özellikle Asya ülkelerinin tamamında bulundum ve uzun süreler geçirdim. Yıllar boyunca oradaki felsefelerle masaj olsun, feng shui olsun, yoga olsun, tapınaklar vesaire bizzat yaşayarak tanıklık ettim. Tabii bunlar böyle beni farklı bir anlamda yoğurmaya başladı. Eskiden ben de spor deyince kışın hani çalışırken fitness tercih ediyordum. Spor kulüplerine gidiyordum. Bir süre sonra oraları bana çok yorucu gelmeye başladı. Farklı arayışlar içerisine girdim. Ve tabii ki uzak doğuda bulunduğum için akla ilk önce yoga geldi. Burada yogaya başladığımda o dönem fazla yaygın değildi yoga. Buna rağmen vazgeçmedim. Uzak mesafelerde kat ederek devam ettim uzun bir süre. Ve onun yanında daha sakin bir egzersiz sistemi olan pilatese yöneldim. Özellikle doğum sonrası. 11 yaşında bir oğlum var. Ve onunla birlikte seyahatlerimize de devam ederek farklı eğitimler almaya devam ettim. Bu arada tabii ki kurumsal hayattan geliyorum ben. Dış ticaret, özellikle ithalat bölümünde çalıştım uzun yıllar. Emekli olduğum gün artık yeter dedim. Bir süre düşünmüştüm aslında devam edeyim mi diye. Fakat artık farklı bir şey yapmam gerekiyordu. Bir süre hiçbir şey yapmadan her şeye ara verdim. Bir temizlik yaptım, alan açtım kendime. Yani bu eşya temizliği, kişilerle ilgili temizlik, düşünce temizliği ve alan açtığımda doğru enerjiler akmaya başladı bana. Bu dönemde ben sanırım doğal aksesçiyim, öyle düşünüyorum. Sorular sormaya başladım kendime. Ve o sorular beni Access Consciousness'la tanıştırdı. Bu da bizim buradaki hizmetlerimizden biri. Ve çok önemli bir hizmet aslında. Evet, çok yaygınlaşmaya başladı. Son günlerde de çok yoğun. Çok yoğun. Çok yoğun talepler var. Çok yoğun talepler var. Ben faydalarını hayatımda bizzat yaşayarak gördüm. Benim hep bir öğrenme çabam, isteğim vardı. Çok sayıda sertifikam var, çok sayıda diplomam var. Öyle ki içeride duvarlar dolu, hepsini asamadım bile. Yani çerçeveler yetmedi ve burayı açtıktan sonra dahi bir sürü sertifika eğitimi aldım. Buradaki hizmetlerimiz arasında yoga, yoganın tabii farklı ekolleri var. Bunlar arasında hamak yogası, vinyasa yoga, hatha yoga, yin yoga, temel yoga eğitimleri var tanışmak için. Çünkü hiç bilmeyenler de gelebiliyor. Pilates'te ise mat pilates. Bu kişiye özel rehabilitasyon için eğitimler de veriliyor burada. Tabii bu farklı eğitimlerden faydalanabilmek için sevgili izleyicilerimizin ne yapmaları lazım? Tabii ki buraya gelmeleri gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ama nereye gelecekler? Golden Wheel Wellness Stüdyo'ya gelecekler. Doğal olarak. Tabii onların her zaman yanındayız, evet. Destekçiyiz. Yani, öyle değil mi? Şimdi tabii ki sadece stüdyomuzu görmek için de gelebilirler. Burada onları ağırlarız. Burada güzel sohbetlerimiz oluyor. Bu mekanı özellikle yaptık. Burada çay ikram edelim, sohbetlerde bulunalım, tanıştıralım diye. Bizim öyle çok yüksek fiyat taleplerimiz de yok. Yani böyle ilk derslerimiz demo oluyor zaten. Peki, çok teşekkür ediyorum
bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen, sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Son olarak kendimiz çok değerliyiz, çok önemliyiz. Bu yüzden kendimize iyi bakmalıyız. Bu da bedenden başlar. Kesinlikle ve değer vermeliyiz. Değer vermeliyiz. Şimdi burada access consciousness da çok önemli. Bizim hepimizin bir blokajlarımız var hayatta. Access'le bu blokajları başımızın üzerinde 32 tane nokta var. Oralara dokunarak o blokajları elimine etmelerini sağlıyoruz. Artı soruda kalarak, yani devamlı bundan daha iyi nasıl olur, burada başka neler mümkün diyerek soru sorarak alan açmaları için onlara yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. Aslında burada bir rehber oluyoruz, evet, hayatı daha kaliteli bir hale getirebilmek için kesinlikle rehber niteliği görüyoruz kesinlikle burada da. Ve ben dediğim gibi 50 yaşındayım, çok tecrübelerim var, yani hem görerek gezerek hem okuyarak. Ve bunları paylaşmayı çok seviyorum ve insanlardan da her zaman katkı almayı çok seviyorum. Yani her konuştuğum, her ziyaretçiden mutlaka bir şey öğrenilebiliyor. Ben mesela diş ağrısı çekiyordum bu hafta ve antibiyotik etki etmedi bana. Gelen bir üyem pilates için gelmiş, bana Reiki uyguladı ve diş ağrım geçti. Yani bundan daha iyi nasıl olur? Yani hepimiz birbirimize bir hediye, bir katkıyız. Kesinlikle. Hepimizin birbirimizden öğreneceğimiz şeyler ve var. Ve paylaşacağımız çok evet, şey var. Kesinlikle. Hayatı paylaşmak için sizleri buraya davet ediyoruz sevgili izleyiciler. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Pendik'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise otomotiv sektöründe bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? AE Motors'tayız. Yanımızda firmamızın sahibi Ahmet Tezeli ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi AE Motors aslında çok yeni ama çok eski bir firma. Evet. Nasıl oluyor? Birazdan sizden alacağız ama öncelikle kuruluşu ile ilgili biraz bilgi alalım. AE Motors'u biz 5 ay önce kurduk. Sektöre 5 ay önce girdik. Daha öncesinde bir 4 sene oto kiralamayla uğraştık. 5 ay önce de alım satıma döndük. Bu anlamda tabii geçmişte çok iyi bir firma. Ve özellikle otomotiv sektöründe biliyorsun en önemli şey güven. Evet. Peki bu anlamda güveni siz nasıl sağladınız? Yani biz müşterilerimize ilk önce biz araç satarken aracı daha doğrusu alırken iyi kaliteli yani temiz araçlar almaya bakıyoruz. Sattığımız zaman da müşterilerimiz sorun yaşamasın, bizi olumsuz yönde aramasınlar diye. Bu zamana kadar da sattığımız hiçbir araçta sorun yaşamadık. Çok şükür. Çünkü alırken arabayı temiz alıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Özellikle araç alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Biraz anlatabilir miyiz? Şimdi araç alırken artık eskisi gibi eskiden araç alan kişi bir kaporta ustası, motorcu ustası götürürdü aracın başına. Şimdi eksperler çıktı. Aracı eksperlere soktuğunuz zaman neyi var neyi yok çıkıyor zaten. Artık onu alan müşteri de ona göre alıyor. Yani kazalıysa onu bilerek alıyor, değilse de bilerek alıyor. Aslında şeffaf bir şekilde işimizi yapıyoruz. Doğal olarak şeffaflık ilkesiyle hareket ettiğimizden dolayı da güven olgusunu sağlamış olduk. Öyle değil mi? Tabii. Zaten biz sektörde yeni olduğumuz için şu andaki müşteri portföyümüz hep tanıdıklarımız. Yani buradan bizi izleyenlere araç almak zorunda değiller. Yani bu tarafa yolu düşen Anadolu yakası Pendik bölgesine yolu düşen herkes uğrayabilir. Çayımızı kahvemizi içebilir tabii. Yani yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz kiralık araç hizmeti de verebiliriz yani aradıkları takdirde. Sektörünün öncü firmalarına konuk olduk ve başarı hikayelerini dinledik.
Bu hafta da bizlere ayrılan Süner'in maalesef sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte. Görüşmek üzere, hoşça kalın.